Sevgili seyirciler, iyi akşamlar. Bir politik bakış programında yine karşınızdayız. Bugünkü konumuz Deva Partisi Bursa İl Başkanı Sayın Serkan Özgöz. Sayın Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Merhaba efendim. Aslında hem hayırlı olsun demek lazım. Artık atanmışlıktan seçilmişliğe doğru giden bir yol var. Önceki hafta da kongrenizi yaptınız. Artık karşınızda atanmış il başkanı değil, seçilmiş il başkanı. Teşekkür ediyorum. Çünkü delegelerin teveccühünü kazanmış. Her zaman ben bunu öneririz. Seçilmişlik her zaman bir adım öndedir. Oradan başlayalım. Ondan sonra da yavaş yavaş devam edelim Sayın Başkanım. Buyurun. Sizler nasıl bir süreç atlattınız bu sürecin içerisinde? Çünkü yaklaşık bir seneyi geçen bir süreç var. İlk önce atandınız, ardından yönetim kurulunun oluştuğu, sonrasında ise tekrar seçilme süreci var. Kongre sürecini bir anlatır mısın ilk önce? Evet, bildiğiniz gibi biz 15 Ağustos 2020 yılında tarihinde il başkanı olarak atanmıştım. Yaklaşık 14 aylık bir çalışma içerisinde Bursa'da 14 tane ilçede teşkilatlanmamızı tamamladık. Ayrı bir ilçe. Efendim? Ayda bir ilçe. aşağı yukarı. Tabii onun dışında da şu anda 3 ilçemiz eksik ama onlarla da defaten çalışmalar yapmıştık. Ama Türkiye'nin siyasi iklimi bu türden teşkilatlanmaları çok kolay olmasını sağlamıyor maalesef. Biraz teşkilatlanma zor. Onun için biz biraz da sağlam gitmeye çalışıyoruz. Hızlı kurulan teşkilatların kısa ömürlü olduğunu düşünüyoruz. O açıdan baktığımızda aslında yoğun olarak teşkilatlanmayla geçen bir yıldı. Ondan sonra da bizim kendi tüzüğümüzde 3 milyonu aşan 3-4 tane ilimiz var. Statüsü Bursa'nın İstanbul'la beraber, İzmir, Ankara ile beraber farklı. Bu konuda en hızlı davranan ve ilk kongre tarihini alan il oldu Bursa. Bursa büyükşehir olarak değerlendirildi. Yani o ilk büyükşehirlerin içerisinde de ayrı bir statüde. O 4 tane evet, ilden bir tanesi. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızla ve Teşkilat Başkanımızla yaptığımız istişareler sonucunda da Bursa Kongresi'ni yapmaya karar verdik. Osman Gazi ve İnegöl Kongrelerini yapmıştık biliyorsunuz. Ondan önce de Mayıs ayında Sayın Genel Başkanımız il binamızı açmaya gelmişti. Sonra Osman Gazi Kongresi'ne geldi. Evet, Osman Gazi'ye geldi, İnegöl'e geldi. Sonra da Bursa Kongresi'nde kendisini ağırladık. Bir de tabii Deva Partisi yeni kurulan partiler arasında ve diğer partiler arasında da parti içi demokrasiye de çok önem veren bir parti olduğu için Bursa'da başka bir ilk daha yaşandı. İki adayla oldu kongre. Sonuçta da delegelerin teveccühünü kazanarak biz seçilmiş olduk. Merak ettiğim bir soru Sayın Başkan. Buyurun. Türkiye'de Demokrasi ve Atılım Partisi'nden başka illerde çift adaylı kongre oldu mu? Merak ettiğim için soruyorum. Siz takip ediyorsunuz. İlki bizde oldu ama bu bir gelenek haline de geldi. Bir demokrasi şöleni gibi. Şimdi birçok ilde, ilçede artık bunlar yaşanıyor. Bir demokrasi kültürü içerisinde bunları da parti aslında yönetiyor. Şunu görmüş oldu veya delegeler şunu görmüş oldu. Bizim partimize ikinci bir aday çıktığı zaman genel merkezin buna karşı hayır bir cephesi yok. Buyurun sandıktan kim çıkarsa kovduk. Onun algılayışı doğru anladıysam. Bu aslında evet sonuç olarak doğru bir cümle ama ben onu bir adım ileriye taşımak isterim. Çünkü bu yanlış mesajda olmaması lazım aslında. Deva Partisi'nde çalışan, emek eden herkese kapılar sonuna kadar açık. Hangi siyasi kimlikten olursa olsun. Çünkü biz ana akım bir merkez partiyiz. Ve Türkiye'nin geleceği için hazırlanan bir partiyiz. O açıdan da Türk siyasetini çok zenginleştirdiğimizi düşünüyorum. Bu açıdan baktığımızda da partiye emek etmiş, zaman geçirmiş. Biliyorsunuz siyaset nakit ve vakit işi. Kesinlikle. Yani vaktini ayırmış, emeğini bırakmış, ailesinden arttırdığı maddi kaynakları partiye akıtmış. Rızkını oraya harcamış Eda. Rızkını oraya harcamış. En önemlisi de zamanını, çok değerli olan zamanını ayırmış. Geriye gelmiyor. Elini taşın altına sokmuş. Bu insanlara her zaman Deva Partisi'nde yer var. O açıdan hani farklı illerde de olsa, farklı ilçelerde de olsa partiye emek etmişse bu konuda ben arkadaşları yüreklendirmek isterim. Aslında şunu ifade edin. Taşın altına elini koyan kim varsa başımız üzerinde yeri var diyorsun aslında. Aynen öyle. Çünkü baktığımızda halk arasında bir şey vardır. Yani sofrada katkısı olmayan yani boşu boşuna oturmasın der gibi. Tarlada izi olmayan harmanda izi olmaz diyorlar. Evet. Şimdi aslında bence çok çok önemli. Türk siyaseti açısından demokrasi kültürü gelişmesi açısından çok adaylı kongre her zaman demokrasiye katkı sağlar aslında baktığımızda ama tabii ki siyaset zor bir iştir. Hele sizin gibi ilk defa siyasete girenler bir kez daha zor olduğunu ben fark ettim. En azından konuşmalarımızda. Çünkü ilk konuştuğumuzdan şu ana kadar geldiğimiz sürece kadar bir tecrübe paylaşım var artık. Yani tecrübe yavaş yavaş tecrübelenmişsiniz. Bu tecrübeler yeni dönemde nasıl sahaya yansıyacak? Nasıl bir çalışma yöntemi belirleyeceksiniz? A takımınızı oluşturdunuz en azından partide. Evet yani A takımı aslında yine aynı şey geçerli. Biz bunu sizle de daha önceden çok kez konuşmuştuk.
çeşitli zamanlarla da aktarma fırsatım oldu. Ben il başkanı olduğum günden bugüne yine Deva Partisi'nin farklı kimliklerinden bir tanesi. Bugün Deva'da kimle çalışıyorsam, kimle beraber yol yürüyorsam onları Deva sayesinde tanıdım. Deva Partisi aslında birilerinin tanıdıklarıyla oluşturulmuş bir parti hiçbir zaman olmadı. Sıfırdan başlayan bir interland. Sıfırdan başlıyor ve %50'si daha önceden siyaset yapmamış insanlardan oluşuyor. Yine Bursa için söyleyebilirim. Benim için çok gurur verici şeylerden bir tanesi. Ben bunu göreve aldığım ilk gün Sayın Genel Başkanımıza da söylemiştim. Ben herkesle çalışabilirim diye. Aynı ilkeyle devam ediyoruz. Herkesle çalışabiliyoruz. Burada temel ilkeler neler? Genel merkezimizin bize verdiği, işte işinde iyi insan olsun, kimseye kötülüğü dokunmamış olsun, iyi insan olsunlar ve demokrat insanlar olsunlar. Yani biz Türkiye'nin bütün kesimleriyle konuşabilen, Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına her yerde siyaset yapabilen ana akım bir merkez partiyiz. Dolayısıyla ben hep arkadaşlara ilk sorduğum soru, Türkiye'de bir toplantı odasında bulunmak istemeyeceğiniz bir toplum kesimi var mıdır? Ya da konuşmak istemeyeceğiniz insanlar var mıdır? Gerçek bir demokrat kimliğiniz var mı? Bu anlamda Türkiye'nin önemli sorunlarına gelecekte beraber çözüm üretebilir miyiz? Bu soruları sorduğumuz için onun dışında hepimiz emek ediyoruz. Hepimiz bir şeyler yapıyoruz. Hepimizde kırmızı çizgiler vardır muhakkak. Ya muhakkak var ama bunu konuşabiliyor olmamız lazım. Evet. Siyaset bunlara çözüm üretmek için var. Onun dışında benim koyduğum bir takım temel ilkeler vardı. İkiye bölmüştüm. Yani siyasette olmak için olanlar, yapmak için olanlar. Biz yapmak için olan bir ekibiz. Olmak için olanlar zaten zaman içerisinde dökülüyorlar. Şöyle diyor, basamak olarak kullanmak istemeyenlerle biz yolumuza devam ettik. Daha iyilerini de duydum daha sonra. İşte siyasete vermek için gelenler ya da siyasetten almak için gelenler. Biz vermek için gelenler tarafındayız. Dolayısıyla siyasette bir koltuk kaygısı olan, ya ben işte başkan yardımcısı olamadım ya da şu olamadım, bu olamadım. Sonu hep olmak kelimesiyle bitenler zaten partiyle ilişkilerini gözden geçiyorlar. Bu sağlıklı yapı onları da içinde tutmuyor. Bir şekilde topluluk kendini koruyor. Temel ilkeler oturmuş oluyor. Dolayısıyla A takımı aslında benim oluşturduğum A takımı, bu çok böyle egoyu da besleyen bir cümle olsa da Deva Partisi Bursa İl Başkanlığı Serkan Özgöz'den çok daha büyük bir gönüller birliği. Yani oradaki insanların toplamı. Evet, temsil görevi bende. Ben öndeyim. İl başkanlığını ben yapıyorum. Ama oradaki insanların ilkelerinin, oradaki insanların gelecek hayallerinin, oradaki insanların Deva Partisi tüzüğü, programı etrafında toplanmış olmalarının çok bence manevi bir değeri var. Ben de o maneviyatın bir parçasıyım. Dolayısıyla o anlamda o maneviyat çok sıkı ve bir çelik çekirdek olarak oluşmuş durumda. Şimdi o çelik çekirdekle beraber geleceğe güvenle milletimize hizmet etmek için yola çıkmış durumdayız. Aslına baktığımızda tabii ki 75'li bir yönetim kurulunuzda asıl ve yedek ayrımı, evet, yapmıyorsunuz. Genelde o ifadeyi kullanmama gayret ediyorsunuz çünkü ikili konuşmalarımızda. Evet. Bu yeni oluşan 75'li yönetim kurulunda bir önceki yönetimde kaç arkadaşınız devam ediyor? Kaç tane yeni arkadaş var? Aslında bir de soracağım soru şu. Bursa farklı demografik yapıların bulunduğu bir yer. Evet. O anlamda var. Bu demografik yapıya dikkat ettiniz mi? Merak ettim. Sonradan bir tanesi. Demografik yapıya sadece ilde değil, ilçelerde de çok dikkat ederiz. Yani biz o konuda dersimize iyi çalışırız. Başta da dikkat etmiştik, şimdi de dikkat ediyoruz. Partinin kotalarına da dikkat ediyoruz. Geçmişten gelen kimler var? Geçmişten gelip devam etme isteği olan, biraz önce söylediğim o ilkelerde yapmak, olmak ilkelerinde sabit ya da o bütünün, topluluğun ilkelerinde mutabık olan herkes devam ediyor. Biz bizle beraber yola çıkmış hiç kimseyi geride bırakmıyoruz. Tabi istifa tek taraflı bir şey. Müessese. İstifa etmiş arkadaşlarla yollarımızı ayırdık. Onun dışında bu toplulukla, bu ilkeler çerçevesinde devam eden herkesle devam ediyoruz. Sanıyorum bir ya da iki tane örnek vardır öyle. Onun dışında bütün arkadaşlar devam ediyor. Eklenenlerle ekibin gücünü arttırmaya gayret ettik. Orada da yetkinlikleri çalışıyoruz. Bize ne lazım? Ben eklemeler mesela dikkat ettiğim birkaç tane şey var. Geçmişte Boro'da başkanlık yapan Sayın Zeki Kahraman. Bir STK'nın başında olan Sayın Mustafa Anış doğru hatırlıyorsam. Yani var. Onlara nasıl bir siyasete girme merakım vardı? Yoksa sizlerin mi bir teklif oldu? Merak ettiğim için özellikle soruyorum. Yani çünkü bu aslında biraz Deva Partisi'nin gelişimiyle de alakalı olan bir şey. Yani artı değer üretmesiyle ilgili değil, devanın anlaşılmasıyla ilgili. 14 aylık süreç içerisinde neyi başardınız diye sorarsanız, ben aslında tüm Türkiye'de Deva Partisi'nin Türkiye'deki bütün kesimler tarafından daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Dolayısıyla anlaşıldıkça o aradaki mesafeler kısalıyor. Kısalıyor diyorsunuz. Tabii, yani ilk önce insanlar uzaktan bakıyorlar, sonra biraz yakından bakmayı tercih ediyorlar, sonra bir soru soruyorlar.
Benim mesela Zeki Bey daha önceki yönetimde de yer almasını çok istediğim bir kimlikti. Çok istişarelerde bulunduk. Çok hatta ben ettik. Kulis yazarak ismi bir ara Osman Gazi İlçe Başkanlığı'na geçtiğini duymuştum ama kaleme almadım. Çok istişare ediyoruz. Daha önce mesela Şakir Bey aynı etkiyi yapmıştı. İlk önce tanışıyoruz. Kendimi anlatıyorum, onları dinliyorum. Ne yapmak istediklerini görüyorum. Bunlar gelecekte birbirimizle kesişiyorsa, ilkeler kesişiyorsa, ülkeyle ilgili düşüncelerimiz birbirine paralelse her şey konusunda aynı fikirde olmamız gerekmiyor. Tartışabiliyorsak, konuşabiliyorsak, çocuklar, gelecek vesaire gibi reflekslerimiz varsa hadi beraber bir şeyler yapalım'a geliyor. Bugün de bir şeyler yapmak istiyorsanız, somut bir şeyler yapmak istiyorsanız bence Deva Partisi en iyi parti. Ya ondan da baktınız, kendi ifadeniz açısından değerlendirdi. Aslında merak ettiğim konulardan bir tanesi, mesela sizde ilk gördüğüm olaylardan bir tanesi, size de paylaşmıştım doğru hatırlıyorsam. Ankara Genel Merkez Delege Listesi'nde mesela yönetim kurulunda yedekli olmasına rağmen tırnak içerisinde orada genel merkezde delege listesinden var olan arkadaşlarınız vardı. Evet. Mesela belki Bursa'da siyasi tarihte, yani şu anlamda ender gözüken vakalardan bir tanesi. Belki Türkiye'de de ender gözüken siyasi olaylardan bir tanesi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya biz her şeyi... Çünkü mesela baktığında genelde bu sistematik şöyle, milletvekilleri var, doğal üyedir, 17 tane ilçe başkanı seçersiniz, ardından işte il yönetim kurulları, ardından varsa kurucu ilçe başkanı veya kurucu ilçe yöneticiler kalırsa artık, yani bir iki tane en yakınızdaki bir iki tane yönetim kurulu arkadaş koyarsınız. Ama baktığımızda ben yönetim kurulu listesinde, normalde yönetim kurulunda yedek listede yer olmasa yedek asıl ayrı yok ama neticede bir tüzük gereği yedek yazılan isimler var. Evet. Orada gördüğümüz isimler, bazılarına baktım asıl listede yer aldığı benim için enteresan gelmiş. Hatta onu şöyle açıklarsak sanıyorum yeterince açıklamış olabiliriz. O da şu: biz sözde değil özde bir siyasi partiyiz. Benim yönetim kurulum 75 kişilik dediğim zaman bunun doğru anlaşılmasını isterim. Dolayısıyla 75 kişilik yönetimde ya bu yedek, ben bunu buraya yazmayayım gibi bir düşüncede değilim. O arkadaşların yedekte olmasının sebebi de o hayatlarının o döneminde biraz daha az zaman ayırabilmeleri. İşte çocuğu vardır, yeni evlenmiştir. Asilde olmalarının vesaire sebebi daha fazla zaman ve kaynak ayırabilmeleri ile ilgili aslında. Orada yedekte mesela 10. sırada gördüğünüz bir arkadaş belki bir sene sonra çok daha önemli görevlerde olacak. Yani yedek bizim için önemsiz değil. Oradaki 75 kişi bizim arkadaşımız ve beraber çalıştığımız insanlar. Dolayısıyla partideki her göreve aynı şekilde bakıyoruz. Temsil edilmesini istiyoruz. O mesela yedekte gördüğünüz arkadaşlardan bir tanesi benim başkan yardımcımdı, Asya. 26 yaşında, genç, bizim gençlik politikalarımızı yöneten mimar bir arkadaş. Şimdi yüksek lisansa başladı. Hayatında başka öncelikleri var. Mesleğiyle ilgili birkaç merhale atlaması lazım. Ama bu genel merkezde gençlerin oyunu temsil etmesine engel değil. Niye 26 yaşındaki bir kadının genel merkezdeki oy kullanma hakkını elinden alalım? O anlamda baktığınızda kendi ifadesinden değerli. Benim merak ettiğim konulardan bir tanesi de baktığımda Demokrasi ve Atılım Partisi'nin normal bir siyasete ilgi duyan ya da farklı siyasi partiye oy veren birisi neden Demokrasi ve Atılım Partisi'ne oy versin? Sizin diğer siyasi partilerden farkınız nedir? Baktığımızda iktidarın muhalefeti onlarca parti var. Yani kağıt üzerine baktığında yüzün üzerinde parti var. Mecliste bugün grubu olan 3-4 siyasi parti, mecliste temsil eden yaklaşık 10'a yakın siyasi parti var. Bunlardan bir tanesi, doğru hatırlıyorsam, Demokrasi ve Atılım Partisi bir tane milletvekili mecliste temsil edilebiliyorum. Evet. Neden Demokrasi ve Atılım Partisi'ne oy versin bir vatandaş? Şimdi bizim il merkezimize gelen, il başkanlığımıza gelen herkesin bize ilk söylediği şey, ya siz klasik bir siyasi parti değilsiniz, siyasi partiye benzemiyorsunuz. Benzemiyor olmasının sebebi de aslında içindeki insanlardan kaynaklanıyor. Türkiye'deki siyaseti iki ana başlıkta toplayabiliriz. Bir taraf korku siyaseti yapıyor, bir taraf da şikayet siyaseti yapıyor. Bir taraf diyor ki memleketin bekası problemli, bize oy vermezseniz memleket elden gidiyor. Öbür tarafta sürekli iktidardan şikayet ediyor. Bu arada da halkla siyaset arasındaki makas giderek açılıyor. Halkın birikmiş sorunları var. Bu sorunları kim çözecek? Biz Deva Partisi olarak bu sorunların çözülmesine aday bir siyasi partiyiz. Biz laf üretmek yerine dersine çalışan, şikayet etmek yerine çözüm üreten, neyi nasıl yapacağını çalışan bir siyasi partiyiz. Bugün muhalefet partilerine bile baksanız, birkaç tanesini de duydum ben mesela. Diyorlar ki ya iktidara geldikten sonra konuyu anlamamız bile 6-8 ay sürer. Böyle bir ciddiyet olmaz. Hazırsız diyor aslında yani. Kesinlikle. Yani biz ciddi hazırlığı olan hükümet programını tamamlamaya yakın bir siyasi partiyiz. Ali Bey birçok hükümet programının yazılmasında, kalkınma planlarının oluşturulmasında bizzat görev almış ekibiyle. Hükümete yabancı olan bir isim diye en azından öyle diyelim. Aynen öyle. Dolayısıyla bizim 90 günlük ve 360 günlük eylem planlarımız var. Biz profesyonel bir muhalefet partisi olarak kurulmadık. Halkın sorunlarını iyi biliyoruz.
Bunların nasıl çözüleceğini iyi biliyoruz. Finansmanının nereden ayarlanacağını, hangi vadelerde bu işin çözülebileceğini iyi biliyoruz. Söz verirken tutmak üzere söz veriyoruz. Ve bu konuda da hazırlıklıyız. Dolayısıyla ya ben memlekete faydalı olmak istiyorum, bu memleketin bir sorununu çözmek istiyorum diyen herkesi DEVA'ya davet ediyoruz. DEVA'yı bir arada tutan şey bu. Dün birisine örnek verdim. Dedim ki ya bir kilo pirinci buraya döksem içindeki taneleri nasıl sayarsınız? Ben muhalefet partilerini işte pirincin tamamına bakarak işte şöyle sayarım, böyle sayarım, en iyi ben sayarım derken görüyorum. DEVA'da böyle oluyor. Bir diye birisi başlıyor. İki, üç, tek tek sayıyoruz. Biz bitiririz onu onlar tartışana kadar. Dolayısıyla biz çalışkan, işini iyi bilen ve ehil kadrolardan oluşan dürüst, liyakatli insanlarız. Bizi bir arada tutan şey bu. Onun için de neden DEVA sorusunun cevabı da bu aslında. Ben merak ettiğim konulardan bir tanesi, yine Demokrasi Batılım Partisi'yle ilgili çalışmalardan bir tanesi, Bursa özelinde baktığımızda üye kayıt kampanyasında biraz sınırlı bir süreç vardı kongre süreciniz olduğundan dolayı. Evet. Bundan sonraki süreç içerisinde üye kayıtlarda yoğun bir ilgi var mı? Yine merakıma istinaden sonra başka siyasi partilerde görev yapıp, yerel yönetimlerde görev yapıp, meclislerde DEVA Partisi'ne geçmek isteyenler var mı? O konuda kendi il başkanlığımın sürecinden biraz bilgi vererek başlayabilirim. Bana hep DEVA Partisi'nin nasıl gittiğini soruyorlar ve sürekli de hep merakımız oldu çünkü onun başındasın çünkü. Anketleri soruyorlar. Ben il başkanı olarak bunun çeşitli merhalelerden geçtiğini görüyorum. Geçen yıl Ağustos'ta il başkanı olduğumda DEVA'yı çarşıda, Tuz Pazarı'nda, Reyhan'da anlatmaya başladığımızda insanların tepkilerini biliyorum. Sonra Ocak Şubat olduğunda yani biz büyük kongreyi yapıp seçim yeterliliğini aldığımızda bir merhale atlattık. Ağustos ayı bizim için önemli konulardan bir tanesi. Bir de Bursa Kongresi'ni yaptığımız zaman. Dolayısıyla Bursa Kongresi'nden hemen önce 3 farklı siyasi partiden 4 farklı kişiyle BD meclis üyesi benimle tanışmak istedi. Şimdi sorduğunuz soruya karşılık geliyor bu. Dolayısıyla bizim ilişki kurduğumuz insanlar da artmaya başladı. İş dünyasından hiç ilişki kurmazken şimdi birçok iş dünyasından insanla oturup DEVA'yı anlatma fırsatı yakalıyoruz. İnsanlar artık Türkiye siyasetinin değiştiğini ve gelecek 10 yılda kimlerin Türkiye'ye faydalı siyaset yapacağını görmeye başladılar. DEVA Partisi de bu anlamda en fazla teveccüh gören partilerden bir tanesi. En azından benim temaslarım onu gösteriyor. Ben merak ettiğim yine şeydi. Türkiye'de şu an baktığımda bir tarafta Cumhur İttifakı var, bir tarafta Millet İttifakı var. Türkiye bu iki ittifaka mahkum mu? Mahkum değil. 2018'deki ittifaklar yasası geçerli olursa üçüncü bir ittifak çünkü olamaz. Çok mantıklı değil. Çünkü bir taraf 50 ise, öbür taraf 30-20 ise buradaki 50'nin çıkardığı milletvekiliyle buradaki 30+20'nin çıkardığı milletvekili sayısı aynı olmuyor. 2018'deki kanuna bakarsak. Önümüzdeki seçimde nasıl bir ittifak yasası olur onu bilemiyoruz. Dolayısıyla aslında ittifaklar üzerine konuşmakla ilgili aslında geçmişteki bir şeye bakarak konuşuyoruz. O da çok doğru değil. Bir seçim takviminin ortaya çıkması, yeni bir ittifak yasası olup olmayacağını, seçim kanununun ne olacağıyla ilgili belirsizlikler çok. Malum 2018'den beri işte taraflı cumhurbaşkanı, akraba bakan vesaire gibi bir ucube sistemle Türkiye bir belirsizlikler ülkesi haline geldi. Bundan 4 gün önce doların kaça kadar çıkacağı konusunda tahmin yapamıyorduk. Bugün de kaça kadar düşeceği konusunda tahmin yapamıyoruz. Fiyatlar çıkarken gene fiyat veremiyorduk. Şimdi fiyatlar dolar aşağıya düşerken gene fiyat veremiyoruz. Türkiye koca ülke, belirsizlikler ülkesi. Aynı belirsizlikler seçim kanunu içinde geçerli. Örneğin size sorsam bu kadar tecrübeniz var. Seçim kanunu değişir mi? Seçimlere bir yıl kala değişmez kanunen. Ama bilmiyorum. Seçimler bir yıl. Çünkü seçimler şu an itibariyle değişecekse en geç Haziran ayına kadar önümüzdeki yılın Haziran'dan önce değişmek zorunda. Evet. Kanuni kısmı, anayasal kısmında söylüyorum. Ama bir yıldan önce kaldığı zaman dolayısıyla değişmiyor. Oralar netleşmeden bence ittifaklarla ilgili ancak 2018'deki verilerle konuşabiliyoruz. Orada da üçüncü bir ittifakın çok matematiksel olarak mantıklı olmadığı gözüküyor. Matematiksel olarak mantıklı olmadı. Çünkü baktığımda zaman zaman yani ben bazı dedi ki kırmızı çizgiler vardır. O kırmızı çizgiler içerisinde Millet İttifakı'nda diyor ki ben Demokrasi Atılım Partisi'ne gönlüm var ama ben o partinin Millet İttifakı'nda olduğu için ben gönlüm gitmiyor diyen insanlara da rastlayabildik. Yani sizler de muhtemelen rastlamışsınızdır diye tabii düşünüyorum. Ki, tabii ki. O anlamda baktığımda çok biraz da yerelim. Yerelde neler yapıyorsunuz? Yani Bursa yerel yönetimler anlamda söyleyeyim. Bir eleştiriniz var. Çünkü baktığımızda yerel yönetimler işte Mart ayında tekrar bir yıl dönümü olacak. Evet. Bu anlamda
17 tane ilçe artı büyükşehir ile ilgili hem gerek Cumhuriyet Halk Partisi, hem Milliyetçi Hareket Partisi, hem AK Parti'nin iktidar olduğu belediyelerle ilgili bir karnı hazırlıyor musunuz? Bir çalışmanız var mı yerelle ilgili? Hem o var hem de aynı genel merkezimizin hazırladığı gibi ilk 90 gün, ilk 360 günde yapılacak çalışmaları yerelde de biz yapmaya başlıyoruz. Zaten bu yönetim kurulunu da oradaki bilgilerle ya da oradaki gereklere göre güçlendirmiş olduk. İşte şehir plancı sayımız Mine Hanım vardı, birdi. Şimdi 3'e çıktı. Bu konuda daha birikimli arkadaşlarla çalışıyoruz. Bu konuda da bir eylem planı hazırlıyoruz. Yani Bursa'nın sorunları nasıl çözülürle ilgili bir çözüm paketi sunmak istiyoruz Bursalılara. Eleştirirken de alternatif tabii sunacağız. Yani bir de tabii aslında eleştirirken demek de çok açıkçası içimden gelmiyor. Çünkü eleştirilecek bir tarafı da yok. Bursa'nın her şeyi facia durumda. En son birkaç tane Ali Nur Bey'in röportajına denk geldim. Bir ortak basın kuruluşunda bir röportaj vermiş. Ben de aynı yere röportaj verdiğim için öncekileri izliyorum. Tamamen Ankara'ya teslim edilmiş bir Bursa Belediyesi var benim gördüğüm. İşte metro hattıyla, başka uygulamalarıyla Ali Nur Bey sadece Ankara'dan aldığı bilgileri bize iletiyor. Diyor ki işte raylı sistemin şehir hastanesine uzatılması 23 ay sürecekmiş diyor. Benim çok bir belediye başkanından duymak istemeyeceğim cümleler. Çünkü o zaman bizim muhatabımız Ankara ya da işte Bursa'nın çok uzun yıllardır devam eden raylı sistem ihtiyacı, hızlı tren ihtiyacı. O konularda çok yorum yapamıyorlar. Bursa'daki milletvekillerine bir şey soramıyoruz. Belediye başkanına bir şey soramıyoruz. Herhalde bundan sonra ya Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı ya da işte TOKİ'yi vesaireyi muhatap kabul edeceğiz. Yunus Eli vesaire konusunda da biliyorsunuz oradaki arazi de devredildi. Dolayısıyla bundan sonra muhatabımız biraz Ankara gibi gözüküyor. Peki bu anlamda baktığımızda muhatabımız Ankara. Ankara'dan baktığımızda farklı tabii ki. Onların genel başkan gördüğü çalışma. Genel başkan sık sık Bursa'ya geliyor. Yani bu süre içerisinde Bursa'da iki tane özellikle büyük ilçe daha kongreler yapılmadı. Biri Yıldırım, biri Nilüfer Zannedersem. Evet, Sayın Başkan'ın teşkilatlanma çalışma devam ediyor. En son hangi aşamada bilmediğim için soruyorsunuz muhtemelen. Şu anda her ikisinde teşkilatları tamam. Genel başkan... Yıldırım'ı en azından açıkladığını duydu da Nilüfer'i ben duymadım size. Nilüfer'in de yönetimi onaylanmıştı. Tabii bu arada Bursa Kongresi vesairesi onların hengameleri girdi için. Onlar biraz geri planda kalmış olabilirler. Onların da çok iyi bir ekibi var. Hatta ben bu akşam buradan çıktıktan sonra onlara da bir misafir olacağım. Yeni yönetimleriyle yeni fiziki alanlarını oluşturdular. Onlar da kongre heyecanını yaşamaya başladılar. Önümüzdeki haftada Ankara kongremiz var. Ankara İl Kongresi yapılacak. Orada Sayın Genel Başkanımızla bu konuyu istişare etme fırsatı bulacağız. Bakalım belki Nilüfer'i önce yapacağız, belki Yıldırım'ı önce yapacağız, tam bilemiyorum. Geçen hafta Perşembe günü doğru hatırlıyorsam Ankara'da başkanlar toplantısı var zannedersem sizlerin. Salı günüydü. Salı günü başkanlar toplantısı. İl başkanlar toplantısında Bursa ile ilgili konuşmalar, genel ilişkin neler konuşuldu mesela onu da merak ettiğim için soruyorum. İl başkanları toplantısı bizim her ay yapılıyor. 81 ilden gelen verileri değerlendiriyoruz. Şimdi onu bir adım daha öteye götürüyoruz. İlçeleri toplamaya başlıyoruz. Bu da çok karşılaşılan konulardan bir tanesi değil. Hatta bugün Ankara'da, Ankara çevresindeki İç Anadolu'nun ilçeleri toplandı. Önümüzdeki haftalarda da yine Marmara'daki bütün ilçe başkanlarımızla, evet, bütün ilçe başkanlarımız, biraz daha coğrafi işte belki Güney Marmara'yı ayrı toplarız, onu bilemiyoruz tam. İlçeler bazında performansları değerlendirmeye gayret ediyoruz. Tabii Bursa'nın metrikleri bu anlamda baktığınız zaman işte 14 tane ilçenin ataması tamamlanmış, organizasyon devam ediyor. Ocak, Şubat gibi de herhalde bütün teşkilat toparlamamız gerekecek. Ama sadece teşkilat dediğimizde sadece ilçe başkanlıklarını anlamıyoruz. 1061 tane mahallemiz var biliyorsunuz. Birinci hedefimiz Bursa'daki bütün vatandaşın namusu sayabileceğimiz oya sahip çıkmak. 6841 tane sandıkta biz yapılacak ilk seçimde vatandaşın bütün oyuna sahip çıkan ilk parti olmak istiyoruz. Daha önce Bursa'da bu konuda birçok şaibe oluştu biliyorsunuz. Bu şaibelerin vatandaşa bir daha olmayacağının garantisini Deva Partisi olarak vereceğiz. Daha dün seçim işleri başkanlığımız yine genel merkezimizle koordinasyon içerisinde avukat arkadaşları topladı. Onlara bir eğiticinin eğitimini verdikten sonra ilçelerimizde işte seçmenlerle ilgili ve sandık eğitimlerini vermeye başlayacağız. Özellikle hukuk alanında çalışan bütün insanların vatandaşın bu anlamdaki namusuna sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz ve bu konuda da ciddi bir organizasyona hazırlanıyoruz Deva Partisi olarak. Bursa'daki bu en son seçimlerde yaşanan yerelde özellikle oylar sayıldı, sayılmadı, çalındı, çalınmadı şaibesini ortadan kaldırmak istiyoruz. Vatandaşın hangi partiye oy verilmiş olursa olsun bütün oyuna sahip çıkacağız. Teşkilatlanmanız hangi ilçeler var Bursa'da şu an?
İznik, Orhan Gazi ve Kemalpaşa. Üç tane ilçemiz kaldı. İznik, Orhan Gazi ve Kemalpaşa. Evet. Ben en azından... Peki benim merak buralarda ettim. Tabii hiç yapmadığımız şeyler değil. Kemalpaşa'da çok temas ettiğimiz, İznik'te çok temas ettiğimiz arkadaşlar var. Ya baskı görüyorlar, vazgeçiyorlar ya ailesini ikna edemeyen oluyor. Aslında onları sona bırakmış değiliz. En çok çaba gösterdiğimiz ilçeler. Birkaç tane ilçe başkanı adayı buluyoruz ama çeşitli vesilelerle olmuyor. İnşallah onları da tamamlayacağız. Peki 14 ilçe başkanı artı il başkanı yeni yönetim kurulu ile ilgili ne zaman medya önünde bir tanışma toplantısı düzenlenecek? En azından merak edenler vardır. Bizler de aktarıcı olduğumuz için o anlamda. Evet, ben daha önce de yapmadım aslında. Yani il yönetimini bir medya ile buluşturma gibi bir toplantı yapmamıştım. Yapar mıyız çok emin değilim. Çünkü yapacak çok işimiz var gerçekten. Belki başkanlık kurulunu falan belirleyince bir basın toplantısı yapmak yerinde olur. Bu konuda önerinizi de dikkate alayım. Bence çok çok önemli. Çünkü insanlar şey var, Bursa açısından değerlen, biz siyaseti görmek istiyoruz. Yani karşımızdaki muhatabın çok da kim olduğunu işte. Görmek istiyoruz. Çünkü çarşıdan elma alırken, patates alırken, domates alırken görüyorsan siyasetçi de yarın öbür benden oy kim istiyorsa bir görmek istiyor. En azından yerel anlamı düşündüğüm zaman ben böyle olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü Bursalılar da böyle düşündüğünü inanıyorum. Yani en azından çevremdeki insanlar böyle düşünüyor. Evet. Baktığımızda Sayın Ali Babacan yakın tarihte zannedersen bir Yıldırım Kongresi'ne gelecek diye tahmin ediyorum ben yine. Yıldırım hani Lüfer'e, onun dışında tematik toplantılarımız olacak. İş adamlarıyla, sektörel bazda. Önderlerle, belki kanaat önderleriyle yeni bir halkla ilişkiler başkanlığımız oluştu çünkü. Çeşitli toplum kesimleriyle daha iyi ilişkiler kurmak için. Ali Bey Bursa'yı önemsiyor. Bizim de başarılı çalışmalarımızı her zaman takdir ediyor. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok daha fazla Ali Bey'i Bursa'da ağırlarız. Merak ettiğim konulardan bir tanesi olsun. Bu son, ondan sonra iki sorum olsun da. Bursa önümüzdeki dönem içerisinde genel merkeze çok daha yoğun temsil edilecek mi partinizde? Bizim o konularda çok sorulan sorular bunlar. Ya da işte milletvekili adaylığı ne olacak, o ne olacak, bu ne olacak. Ben biraz herhalde iş dünyasından gelen bir adam olarak da kendi görev çerçevemi çok sıkı tutarım. Yani bana verilen emanet, Bursa Kongresi'nde de benzer bir konuşma yaptım. Yani emanet odaklı bir konuşma yaptım. Bana verilen emanet Bursa ile ilgili. Ben önce işimi iyi yapmak isterim. Yani bunun parametreleri de bence 6841 sandıkta var mıyız? Her o sandıkta görevi koyabiliyor musun? Üçer kişi var mıyız? Teşkilatımızı o kadar büyüttük mü? Sevk idare edebiliyor muyuz? Yönetebiliyor muyuz teşkilatı? Teşkilattan ses geliyor mu? Ya da tüm ilçelerde kongre seçimlere girebiliyor mu? Evet. Yani bütün ilçeler girebiliyor mu? Derli toplu. Yani emanet tamam mı? Önce işimizi yapmadan konu başka yere, fokus Ankara'ya kayarsa, başka siyasi partilere kayarsa ben işimi iyi yapmamış olurum. Benim derdim ama Bursa ve devam. Ama çok güzel bir ifade kullandınız. İlk başlangıçta ben Bursa'da genelde mesela ben kendi adıma söylüyorum, bunu net olarak söylüyorum. Bursa'ya ben Bursalı milletvekilini temsil etmesin. Bursalı yerel siyasetçi, Bursa'da doğan, Bursa'da doğan, doğması önemli. Bursa'da doğan en azından, Bursa'da yatırım yapan baktığımızda. Bu anlamda biraz belki hemşericilik derler ama bunun adı hemşericilik değil. Yani ben değil Bursa de. Ruhu olarak değerlendiriyorum baktığımızda. Çünkü hangi parti olursa olsun, A, B, C, D önemli. Bursa'da yaşıyorsa benim ruh halimden iyi kötü anlar. Bu anlamda ben çünkü Bursa'nın Ankara'da sesi olması gerektiğine inanıyorum. Bursa'nın yeri geldiğinde az önce ifade ettiğim şey, hızlı trenle yeri geldiğinde masaya vuracak. Yeri geldiğinde belki öbür yatırımlar diye hangi parti olursa olsun. Masaya bu anlamda, vurmak da değil yani. Olmasını sağlayacak. Kaç yıldır ya hala ben olmasını bu sağlayamadım. Çok doğru bir şey söylüyorsunuz ama ben biraz önce de ifade ettim. Tekrar ifade edeyim. Deva Partisi gerçekten benim de siyasete devada başlıyor olmamın sebebi bu. Sözde değil, özde bir siyasi parti. Bugüne kadar biz hangi ilçe başkanlığını atadıysak ya da kendimden örnek vereyim. Daha önceden siyasi geçmişi olmayan ve bu anlamda tanınmayan bir adama Bursa İl Başkanlığı'nı verip onun yapacağı şeyi 3 sayfaya yazıp ve gerisine karışmayan bir genel merkezden bahsediyoruz. Bu çok siyasi arenada tercih edilen bir yöntem değil. Biz gerçekten siyaseti zenginleştiriyoruz. Bugüne kadar da bana genel merkezden sorulan her şeyde aslında gelecekte neyin nasıl olacağıyla ilgili benim bir fikrim var. Yani biraz önce sorduğunuz soruya ben somut olarak bir cevap verebilirim. Ama çok kendi emanet sınırlarımda kalmak istediğim için cevap vermiyorum. Şunu demek istiyorum. Daha basit. Yola çıktığı da yolda buldukları değişmemesi lazım siyasa. Kesinlikle ama mesela örneğin ben Yıldırım ilçesini atıyorum. Ya da daha önce işte Dağ ilçesini atıyorum. Ya da Körfez'den bir ilçe atıyorum. Bana genel merkez diyor ki niye bu arkadaşı atadık? İsmi sormuyor, gerekçesini soruyor. Yani yerelin dinamiklerine baktınız mı? Bunu dikkate aldınız mı? Oradaki hassasiyetleri biliyor musunuz? Dersinizde çalıştınız mı? Genel merkez bunları soruyor. Bugüne kadar da hep böyle ola geldi. Dolayısıyla ben bu partinin
gururla söyleyebilirim ki sözde değil özde bir parti olduğunu düşünüyorum. Programında ne varsa, tüzüğünde ne varsa gerçekte de o oluyor. Bugüne kadar benim tecrübem bu. Bundan sonra da o olacaktır. Benim inancım bu. Son mesajını alan programı beraber kapatalım Sayın Başkanım. Deva Partisi teşkilatları çok hızlı şekilde genişliyor. Türkiye'de çok hızlı şekilde siyasi dinamikler değişiyor. Bu 20 yılda bir oluyor. Dolayısıyla ülkesi hakkında sorumluluk almak isteyen, vatanın milletin sorunları olduğunu düşünen ve bu sorunları çözebileceğini düşünen herkesi Deva Partisi çatısı altında siyaset yapmaya davet ediyoruz. Bu bir mahalle temsilciliği olabilir. Ben partiye üye olmak istemiyorum ama oya sahip çıkmak istiyorum. Bunun bana yolunu yordamını anlatın diyorlarsa onları da anlatacağız. Bütün Bursalıları Deva Partisi çatısı altında önce vatandaşın oyunu sahip çıkmaya, ondan sonra da Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Herkesle, her düşünceyle çalışabilir, konuşabilir durumdayız. Onun için gururla söyleyebilirim ki Deva Partisi Türkiye'nin geleceğine hazırlanıyor. Teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Evet, ben teşekkür ederim. Evet sevgili, bir program daha sonuna gel. Her hafta buradan maske diyoruz, mesafe diyoruz, hijyen diyoruz. Lütfen aşılarınızı da ihmal etmeyin. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.